Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Boran'ın hayatına devam ediyoruz. Oğlum girişte giriş yapınca ben çok garip oluyorum lan. En son bildiğiniz gibi arkadaşlar, okula yeni bir kız gelmişti ve bize aşık olmuştu. Ayağımı incittim numarası yaparak kendisini eve bıraktırmıştı. Gayet güzel ve eğlenceli bir videoydu. Şayet izlemediyseniz mutlaka izleyin. Sağ üst köşede bir önceki bölüm çıktı. Çünkü bugünkü bölümle bağlantılı, bugün başlıktan da gördüğünüz gibi yeni aracımıza kavuşuyoruz. Lakin tabii ki de tam bir araç sayılmaz. Efsane bir şey alacağız. Bakalım başımıza bugün neler gelecek. Hadi başlayalım. Oğlum okula geç kalacağım lan, geç. Yemin ediyorum Tuğçe'yi ziyarete gittim ya, o yüzden birazcık geciktim. Şöyle yardıra yardıra gidelim. Aman aman aman. Okul dolmuş lan bugün. Oo, şuna bakın. Gelen gelene. Oo. Asıl şuna bak. Vay yavrum vay. Boyatmış lan. Oğlum efsane olmuş. Oo. Vay 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 vay. Lan ben de bir arabayı değiştiremedim anasını satayım ya. Ne zamandır değiştireceğim diyorum. Bugünkü yazılım dersinde birazcık hainlik, itlik, kopukluk yapalım ve internetten araba bakalım. Evet evet, en mantıklısı bu. Hangimiz okulda gerçekten ders dinliyoruz ki? Sahi hangimiz lan? Vay 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 vay. Oğlum efsane lan. Bu niye kapıyı açık bırakmış lan? Durun kapatalım. Yazık, sevaptır değil mi? Gerçi üstü açık. Ne demişler? Çatı açık olunca yani yağmurun nereden gireceği belli olur. Gerçi böyle bir atasözü yok lan. Ben uydurdum şu an. Merhaba merhaba. Selam üniversiteli kardeşlerim. Derse gidiyorum, ne yapayım ya? Selam. Oha. Biraz zayıfla lan. Çok kilo almış oğlum. Selam birader. Ve yine karşı yüklendi değil mi? Güzel. Selam. Kolay gelsin. Arkadaşlar o modun azizliği. Onu görmediniz tamam mı? Ben yok ya, bence gördüler. Kız sus. Görmediler Allah Allah ya. Fail ekranı geliyor, sus. Heh karşı yine yüklenmiyor. Oo yükleniyormuş, tamam. Heh kolay gelsin. Aynısını tekrardan canlandırayım ki. Aa bakın. Herkes normal oturuyor sınıfta. Aman da yarabbim ne kadar güzel. Merhaba hocam. Kusura bakmayın biraz geç kaldım. Merhaba merhaba. Sınıf merhaba. Ay Bora. Hoş geldin. Hoş bulduk hoş bulduk. Hocam oturayım mı? Bana fark etmez. Ayakta dinlemek istiyorsan dinle. Yalnız bilgisayar dersini ayakta dinleyecek kadar salak değilsin. Otursana oğlum. Bora hoş geldin kardeşim. Nasıl gidiyor? Ne yapıyorsun? Neye bakıyorsun? Neye olacak oğlum? Arabayı değiştireceğim ya. Ona bakıyorum. Yalnız bakıyorum bakıyorum korkuyorum. Oğlum bunlar ikinci el fiyatları mı lan? Bu ne lan böyle? Vay araba mı bakıyorsun kardeşim? Evet Selim. Az önce araba bakıyorum dedim ya. Kız sen nereye bakıyorsun? Ay sen neye bakıyorsan ona. Yani bir nevi röntgencilik yapıyorsun. Kızım önüne dönsene. Ay önüm dönük zaten. Görmüyor musun? Sadece kafam dönük değil. Vallahi önü dönük Bora. Doğru söylüyor karşıyım. Ya şey Arzu. Şşş, çok güzel olmuşsun ya bugün. Ay teşekkürler Selim. Bora sen ne diyorsun? Ney? İkinci el Bugatti 5 milyon dolar mı? Sıfırı o kadardı lan geçen sene. Ne diyorsun kızım sen? Ay ne diyeceğim? Çok daha iyiyim geçen sefere göre diyorum. Ayağımı kırıyordun ya neredeyse. Ya bak sana 50 kere söyledim. Benim onda bir kabahatim yok. Kendin topuğuna gıt bastın. Hem bana ne ki ya? Aventador mu? Oha. 900 bin mi? Çüş lan. Ne ayağı ne topuğu ya? Ne oldu Arzu? Ayağına bir şey mi oldu Arzu? Ay sorma. Bu hayvan yüzünden topuğum kırıldı. Ve neredeyse ayağımı da kıracaktım. Aa, kıyamam senin ayağına. Dikkat etsene lan Bora. Sonra ne oldu? Aynı olsun. Sonra beni kucağına aldı ve evime bıraktı. Vay yakışır. Bora az değilsin ha. Allah'ım. Aşık oldum. Ay ne? Vay 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 neler diyorsun karşıyım. Aşık mı oldun? Tabii olursun oğlum baksana lan. Fıstık gibi. Yemin ediyorum aşık oldum. Allah'ım o gözler, o renk, inanamıyorum. Çok güzel. Tamam Bora lan abartma oğlum, sınıftayız lan. Utanmasan hemen alıp gideceksin kızı. Yani tamam hoş kız falan ama. Oğlum hoş ne kelime lan. Dünya üstünde görülmüş en güzel şey. Allah'ım ne kadar tatlı bakıyor. Ay utandırdın beni ya. O senin tatlılığın. Bora ateş iyice bacayı sarmış. Oğlum sen aşık olmuşsun aşık. Oldum tabii oğlum. Şunu görüp kime aşık olmaz be. Acayip efsane. Yemin ediyorum bunu alacaksın var ya. Sabah akşam bineceksin. Ay ne? Çüş Bora ne diyorsun oğlum lan?
Ne oluyor çocuklar? Niye hareketlendiniz? Tabi oğlum. Baksana lan şu makineye. İnsan binmez mi lan? Yemin ediyorum gece gündüz sürerdim var ya. Bora, sen niyeti bozdun ha. Ne diyorsun oğlum sen? Ne niyeti lan? Niye herkes ayaklandı? Ne oluyor? Ay hayvan. Sen ne diyorsun ya? Ne diyorsun öyle terbiyesiz köpek? Manyak mısın lan? Ay. Ne oluyor ne oluyor? Yine kavga mı çıktı? Kızım ne oluyor? Ay yanağım. Ulan sen manyak mısın? İnsan durduk yere tokat atar mı ya? Ne oluyor? Bora. Bunun hiç savunulacak bir tarafı yok. Bu seferki durduk yere değildi. Hak ettin. Ay sen ne biçim konuşuyorsun öyle binerim sürerim mürerim ya? Lan manyak mısınız oğlum siz? Uygun fiyatlı bir motor bulmuşum. Tabi sürece. Ay bak bir de motor diyor ya. Ne motoru? Sensin motor. Lan ben niye motor olayım? İnternette motor. Kawasaki. Kawasaki senin ana... İnternet mi? Ay ne interneti? Lan oğlum siz aile boyu ruh hastası mısınız lan? Manyak mısınız? İnternetten araba bakıyordum. Uygun fiyatlı bir Kawasaki buldum. Ay nasıl yani? Sen aşık oldum derken, bineceğim gece gündüz derken... Evet. Kawasaki H2R. Hem de karbon kaplama. Nasıl lan? Ne Kawasaki'si oğlum? Lan bilmiyor musun motor? Allah Allah. Sen bana niye tokat vurdun ya? Ay. Ben şey sandım. Ha. Ay çok özür dilerim. Acıdı mı? Yok. İnan hiç acımadı. Ulan bileğe bak anasını satayım. Yeniçeri bileği gibi. El desen zaten şaplakçıdan hallice. Kızım sen Yeniçeri ocağından mı çıktın? Bu ne biçim tokat? Ay çok özür dilerim, çok özür dilerim. Ya kusura bakma. Ulan ben seni geçen bölüm evine bıraktım be. Evine. Suçum olmadığı halde. Karşılığı bu mu? Tokat mı? Ulan çekirdek olsa da izlesek valla. Acayip sarıyor ha. Devam edin çocuklar. Neye devam edin hocam? Dizi mi izliyorsunuz ya Allah Allah. Kızım sen manyak mısın? Durduk yere niye vuruyorsun bana? Ya çok özür dilerim Bora. Ben birazcık yanlış anladım galiba ya. Selim sen de söylesene. Sen de yanlış anlamadın mı? Kim? Ben mi? Ben başından beri Kawasaki olduğunu anladım ya. Tabi. Kawasaki Bora göstersene lan bir. Göstereceğim Selim. Göstereceğim merak etme. Bir gün hepinize göstereceğim. Yani motor alınca. Ya kızım siz manyak mısınız ya Allah Allah. Dedim ya size araba bakıyorum diye. Niye yanlış anlıyorsunuz? Hem ne anlamış olabilirsiniz ki? Ya kardeşim işte kadın milleti ya. Her şeyi bir kötü tarafa çekecekler illa. Çiçek vereyim dersin, ay bana sarkıyorsun. Ne bileyim günaydın dersin yani, ay sen bana bir şey yapıyorsun. Böyle kardeşim bunlar. Lan sus, sen hiç konuşma. Allah Allah. Oradan fiş çekleyip duruyordum. Yok oğlum ya, ben delikanlı adamım yani, anladım tabi senin motor oğlum tabi lan. Şşş, göster lan. Seri, elimin tersindesin. Yemin ediyorum bir korun var ya, panodan çıkarsın. Arkadaşlar. Yerinize oturun artık. Sınıfı Bora Gül'ün suçu niye çevirdiniz ya? Oturun. Bu Bora Gül'ün suçu ne mi? İşte buna mütevellit. Kodlama yaparken ne yapıyorsunuz? Asla boşluk bırakmıyorsunuz. Neden? Kodlama boşluk kabul etmez. Boşluğu gören virüsler ne yapar? İçeri girer. İçeri giren virüsler ne yapar? Sizi dışarı atar. Anladınız mı? Hocam peki bu hacker... Tek kelime dersen kafana yapıştırırım şu monitörü. Evet zil çaldı. Hadi çıkın gidin. Ya ama hocam ya. Hackerlık. Lan sus. Hackerlık diyor hala. Zil çalıyor zil. Zil çalındı, öğretmen dağıldı. Neden? Çünkü öğretmenin maaşı zil çalıncaya kadar yatıyor. Zil sonrası nedir? Ek mesai. Ek mesai nedir? Para. Sizde para var mı? Yok. Hadi o zaman. Çıkın şimdi. Aşk olsun hocam. Her şey para mı? Değil mi lan? Öyle vallahi hocam. Bora karşım. Şşş. Gidiyor muyuz almaya? Ay evet Bora. Gidiyor muyuz ha? Beraber gidelim istersen. Niye canım? Canın motor mu çekiyor? Ya tamam. Hatalıyım işte. Ne kadar kızsan haklısın. Özür dilerim. Ya Bora affet kızı ya. Sonuçta hata yapar karşım ya. O bizler gibi değil. Kızlar duygusal ya. Selim. Vallahi seni yere sermeme az kaldı. Bir salın lan beni. Allah Allah. Ben kendim giderim. Daha Tuğçe'yi ziyarete gideceğim. Bugün onun ziyaret günü. Kolay gelsin. Elbiseyi değiştirmen iyi olmuş dayı. Allah'ım ya Rabbim ya. Lan durduk yere resmen tokat yedim ha. Şu dayı o kadar yememiştir lan. Nerede manyak var beni buluyor. Ay bu Bora. Bora lütfen ya. Ya tamam kabahat diyeyim. Ama o kadar da abartma. Yani yanlış anlamış olabilirim. Bora. Lütfen ya. Ah ayağım. Yemezler canım yemezler. Bu numarayla babanı kandır. Ay üf. Ya lütfen ya. Tamam işte özür diledik.
Ne olur ben de geleyim. Motoru çok merak ediyorum ya. Hadi canım hadi, sen Mohaç Ovası'na git. Savaş o tarafta. Şaplakçılara orada ihtiyaç var. Benim Yeniçeri'ye değil arkadaşa ihtiyacım var. Hadi görüşürüz. Ya of ya. Ne bileyim ben, Allah Allah, öyle deyince. Ay neyse ya. Beni bir eve bıraksa keşke. Emir gelir herhalde. O bırakır ya. Ulan kıza bak ya. Sanki babasının eşeği var karşısında. Boş buldukça vuruyor anasını satayım. Bu iki etti ha. Üçüncüye ben çakacağım artık. Yeter. Oo. Infernus mu lan o? Vay yavrum vay. Şöyle dönelim. Belirtilen yere yaklaştık. Zaten kırmızılarda geçelim. Nasıl olsa arabayı satacağız değil mi? Ay sonu ceza galeriye gitsin. Şuradan da dönelim. Bunu satacağım. Bunun parasıyla motor alacağım. Artanını da artık Tuğçe'ye harcayacağım. Malum bu bir Ford GT değil mi? Herhalde Kawasaki'den daha fazla eder. Yani muhtemelen. Ve geldik. İşte. Galeri burası. Şöyle çekelim. Oo. Neler var lan? Ay çok güzel ya. Bir gün benim de olur mu acaba? Boşa heves etme, olmaz. Onlar nereden baksan 4-5 milyon. Mekana bir girelim. Satıldı mı? Oha lan. Oğlum araba hemen satılmış ha. İyi günler. Yetkili birisi var mı? Olmaz hanımefendi. 250 binden aşağısı olmaz. Kusura bakmayın. Buyurun beyefendi. Hoş geldiniz. Evet buyurun, nasıl yardımcı olabilirim? Kebap Oğulları Otomotiv'e hoş geldiniz. Kebap Oğulları mı? İnşallah bir telifi yoktur bunun. Ya merhaba. Benim bir Ford GT var 2017 model. Dışarıda. Şu duvardan görünmüyor. Onu satıp bir motor almayı düşünüyordum ya. Kawasaki varmış sizde sanırım. Doğrudur beyefendi. Doğru geldin. Ula. İşte orada. Nerede? Ora nere lan? Oğlum ne yapıyorsun sen? Semazen gibi dönüyor. Tövbe estağfurullah. Dayı. Sen gençliğinde break dansçıydın galiba. Ha gördüm gördüm. Oha. Dayı bir indirebiliyoruz mu ya? Ve burada burada burada. İndiririz tabi. Duvarlara oynuyor, kusura bakma, yeni yaptırdık. Zamanla oturacak. İndiririz tabi evlat. Yalnız önce söyle bakalım. Nakit mi alacaksın, kredi kartıyla mı? Kredi kartıyla Kawasaki alınır mı lan? Ya dediğim gibi. Benim bir Ford GT var. Daha ben kullandım temiz. Yani onu satıp almayı düşünüyordum. Hani üstüne de kalanla artık harcarım diyordum. İyi diyordun, güzel diyordun evlat. Lakin bu 2017 model bir Kawasaki. Senin GT 2017 ile başa baş gider neredeyse. Başa baş mı? Nasıl başa baştan? Bu motor 250 bin değil mi? Evet öyle. Doğru. İnternet sitemizi takip ediyorsun anlaşılan. Evlat. Bu 250 bin olduğu kadar senin Ford GT de 250 bin. Lan daha temiz mi değil mi ona bakmadım. Nereden biliyorsun 250 olduğunu? Belki de 500. Yok daha neler. Bir de 1 milyon dolar isteseydin. Gel bakalım yine de. Senin paşa gönlün kırılmasın. Bir şeyler yapabilir miyiz bakalım. Gel. Abartıyorsun çocuk. 500 bin nedir? Gel bakayım, sen okuyorsun belli ki. Bu mudur evlat? Aç bakayım bir. Oğlum bugün de herkes bana aç bakayım diyor. Yemin ediyorum açacağım bir gün, kalacaksınız öyle. Buyur dayı. Gördüğün gibi. Temiz araç. Daha dokunmadan açıyorum. Düşün. Güzel güzel. Otomatik sistemi falan var. Motor temiz gibi. Bayağı temiz hatta. İçinde bir tane bile toz yok. Arabanın içi de temiz bayağı. Kaç binde bu? Kaç kullandın bunu? Taze ya, daha 57 binde. 57 mi? Oha lan. Yarısı gitmiş zaten arabanın. Olur mu canım? 57 bin az bile ya. Sonuçta süper bir araba değil mi? Hız yapıyor, şey yapıyor. Yani kilometre de ona göre. Sevdim seni. Ağzın iş yapıyor. Lakin karşındaki 40 yıllık galerici evlat. Bir kazık atılacaksa ben atarım. Yani evet. Temiz görünüyor ama kullanmışsın aracı. Bunu sıfır fiyatına alacak değilim. Ki zaten sıfırı 350 bin civarı bir şey. Yani evet aşağı yukarı o kadar. Ama 2017 en az bir 500'ü vardır. Ya canım sıfırından bize ne? Sen sıfır satmıyorsun ki sonuçta. Bak ne yapalım biliyor musun? Motor 250 zaten.
Ben sana bunu 270 alayım. Hayatta olmaz. En az 300. Oğlum 300'e gider sıfırını alırım. Gel şunu 280'e bırak. Olmaz. 295. Pazarlık sünnettendir derler. Sen de buna uyuyorsun anladığım kadarıyla. Ya gel tamam 285. 290. 1 lira aşağı inmem. Bak 1 lira. Nasıl yani? 289.999.999 versem inmez misin? O 289 milyon lira oluyor lan. Manyak mısın oğlum sen? Pardon yanlış söyledim. 289.999 versem diyecektim. Yok yok fark ettim zaten merak etme. Sen o parayı verir misin lan? Tamam tamam anlaştık. 290 değil mi? Artı motor. Artı motor derken 290 artı motor değil. Yanlış söyledin. Motor artı kalan ne? 40 bin. Tüh lan kandırırım dedim ama olmadı. Tamam dayı tamam. Kabul. 40 bin artı motor. Yalnız adettendir. Gel bir el sıkışalım. Alan memnun veren memnun hesabı. O zaman ben motoru indiriyorum. Sen bekle bakayım. Güzel güzel ben bunu en az 500'e okuturum. Güzel sağ ol. Kısa günün karı. Oğlum şşt. Lan neredesin Safi? Gel buraya gel. Allah'ın Safi'li. İndirelim şunu. Ben motor sürmeyi pek beceremem. Geldim usta geldim. Ya masanın altında saklanıyordum. Buyur usta. Motoru indir namussunuz. Satıyoruz. İyi lan iyi. Bence iyi sattım ha. Ne diyorsunuz? 250 binlik motor. Artı 40 bin dolar. Fena değil lan. Ford'u özleyeceğim ama. Yapacak bir şey yok değil mi? Yavaş sür Sefi. Yavaş. Çizme. Daha sıfır. Tamam usta tamam. Çizmem merak etme. Burası iyi midir usta? İyidir Sefi'cim iyidir. Neyse yeğenim. Motoru çıkarttım. Artık şu kağıtları imzalayalım. Ben şunu alayım. Güzel bir pasta cila yaptırıp 500'e tekleyeyim. Yani ondan sonra herkes yoluna. Tabi dayı tabi. Belgeleri imzalayalım. Yalnız bu motor sıfırdı değil mi? Yani şimdi sonradan bir sıkıntı çıkmasın. Siz bunu sıfırlamadınız falan değil mi? Aylak aylak durma Safi. Arabayı içeri al. Yok evladım. Bizde öyle numaralar olmaz. Harbiden sıfır. Kawasaki onaylı. İyi o zaman. Parayı nasıl alabilirim? Ben nakit sevmiyorum da. Havale yapabiliyor musunuz? Tabi tabi. Safi, beyefendinin bilgilerini al. 40 bin dolar havale geç. Gelin beyefendi. Biz de yukarıda belgeleri halledelim. Ve her şey tamamdır. Hayırlı uğurlu olsun Bora Bey. Güle güle kullanın. Allah kazasız belasız sürüş nasip etsin. Dikkat edin tamam mı? Bir sıkıntı olursa gelin. Biz buradayız. Eyvallah. Eyvallah Gelal abi. İsim biraz değişik senin. Celal değil de Gelal. Öyle. Bir farklılık olsun istemiş babam. Çok şakacıymış. Hadi ya. He valla. Bir gün ne demiş biliyor musun anneme? Hanım demiş sen öyle dur demiş ben ranzanın tepesine çıkayım oradan balıklama. Lan bana ne Allah Allah. Manyak mıdır nedir? Hadi kolay gelsin. Anlattığı hikayeye bak lan. Allah'ım yarabbim. Ulan. Üf üf üf. Ford GT. Oğlum seni sattığım için çok üzgünüm ama. Yapacak bir şey yok. Tuğçe'nin hastane masrafları falan var. Birazcık paraya ihtiyacım var. Hackerlıktan da kazanma diyor. O yüzden mecburen arabayı sattım. Hadi bakalım. Motor vakti. Dayı bir kask vereydiniz ya. Kask hemen o altta. Elini at bulursun. Ha buldum buldum tamam. Eyvallah. Bakalım. Oo, lan. Fena bir şey ha. Bir dakika bir dakika. Bunun kilometre sayacı nereden çalışıyor lan? Heh buldum. Şöyle bir otobana çıkalım da basalım. Kaç gidiyormuş değil mi? Allah belanı vermesin. Oo, uçuyor lan. 314 mü? Oo. Oğlum Allah Allah Allah. Lan çok fena. Hatırlar mısınız bilmem. Seriye başladığımda tek hayalim Kawasaki almaktı. Ve sonunda gerçekleştirdim. Yıllar sonra. Ulan be. Yıllar sonra hayalimdekini aldım. Efsane bir şey oğlum. Şuna bakın be. Acayip şekil değil mi? Ulan bir zamanlar fakirdim ama gurursuzdum. Şimdi zengin ama gururluyum. Efsane değil mi? Uçuyor lan. Evet arkadaşlar bir videonun daha sona geldik. Umarım video beğenmişsinizdir. Gördüğünüz gibi bugün Bora eski arabası olan GT 2017'yi sattı. Ve yerine efsane bir Kawasaki H2R aldı.
Biliyorsunuz Bora'nın ilk baştaki hayali buydu. Motorları çok seviyordu. Lakin araya bayağı bir mevzu girdiği için hayalini gerçekleştirememişti. Şu an gördüğünüz gibi 250 bine 0 efsane karbon kaplama bir motor aldı. Üstüne bir de 40 bin dolar parası kaldı. Bununla da Tuğçe'nin masraflarını karşılayacak. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hava çok güzel. Etrafta sokak köpeği de yok. Güzel güzel. Manzaraya bak oğlum, manzaraya. Orası karşı kasaba. Bir üst level. Biraz zenginleyelim, oraya geçeceğiz. Orası burada. Ana. Onlar ne lan? Benim gözüm mü sarhoş? Yoksa sen de görüyor musun ejder? Onlar ne lan? Ne oldu sahip? Niye durdun? Anam. Köpek. Köpek kokusu alıyorum sahip. Oğlum bir dakika lan. Onlar sokak köpeği mi? Onlar vallahi sokak köpeği. Üstelik buraya bakıyorlar. Allah. Lan. Avlamayın lan. Avlamayın. Ne oldu sahip? Niye gitmiyoruz? Hadi gidelim. Oğlum ejder. Kalabalık bir sokak köpeği sürüsü. Sanırım şöyle yürürsek bir şey yapmazlar canım. Tabii tabii.